Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz divan edebiyatı. Divan edebiyatı denince neden divan edebiyatı denildiğini ilk önce ondan bahsedelim. Sonra sevgili arkadaşlar özelliklerinden ve şairlerinden de bahsedeceğiz. Divan edebiyatı 13. yüzyılla 19. yüzyıl arasında etkili olan bir edebiyattır. Sevgili arkadaşlar, klasik Türk edebiyatı olarak da tanımlanan divan edebiyatı Türklerin İslam kültüründen etkilenmeleri sonucu oluşturdukları bir edebiyattır. Bu edebiyat bazı kaynaklarda havas edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı, eski Türk edebiyatı, klasik İslam edebiyatı gibi adlarla da anılmaktadır. Ancak belli ilkeler çerçevesinde gelişen bu edebiyat, şairlerin şiirleri toplandıkları defterlere divan adı verdikleri için divan edebiyatı olarak karşımıza çıkmaktadır. En çok kullanılan isim divan edebiyatıdır. Yani klasik Türk edebiyatı, havas edebiyatı, saray edebiyatı gibi isimlerinde en çok kullanılan divan edebiyatı karşımıza çıkmaktadır. Peki divan edebiyatının nedir? Genel özellikleri nedir? Divan edebiyatı 14. yüzyıldan başlayarak medrese eğitimi görmüş şehirli aydınlara seslenen bir edebiyattır. Bu dönem geçiş dönemi 11. yüzyıl ve 13. yüzyıllardan sonra ortak İslami edebiyatın bir parçası haline gelir. 14. yüzyıldan başlayarak Tanzimat dönemine kadar varlığını yüzyıllarca sürdüren bu edebiyat kendine özgü bir gelenekle yaratmıştır. Bu dönem edebiyatının nazım ağırlıklı olarak gelişmişti. Yani şiir ön plandadır. Şiirde biçimsel kusursuzluk büyük önem taşımaktadır sevgili arkadaşlar. Yani göz için kafiye anlayışı hakimdir. Divan edebiyatının dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımlı bir dildir. Osmanlıca olarak da karşımıza çıkmaktadır. Divan edebiyatı sanatkârane bir anlatım kullanılmaktadır. Divan edebiyatında şiirlere özel bir ad, bir başlık konulmaz sevgili arkadaşlar. Bunun yanında şiirler konularına göre ya da rediflerine göre isimlendirilir. Divan şiirinde mazmunlar geniş yer tutar. Mazmun nedir? Her şairin ortaklaşa kullandığı kalıplı sözlere mazmun denir sevgili arkadaşlar. Divan edebiyatı konu, tema ve türler yönünden belli kalıplar içinde kalmıştır. Divan edebiyatı geniş halk kesimlerinden kopuk, soyut bir edebiyattır. Şiirlerde aruz ölçüsü kullanmıştır. Nadir de olsa hece ölçüsünü kullanan sanatçılar da karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Şiirde nazım birimi beyittir. Tabii beyitin yanında sevgili arkadaşlar bent de kullanılmıştır. Beyit nedir peki? İki dizeden oluşan sözcük kümesidir. Şiirde az önce de söylemiştik. Göz için uyak anlayışı benimsenmiş. Yani biçim güzelliği ön plana çıkmıştır sevgili dostlar. Divan şiirinde kullanılan nazım biçimleri. Beyitlerle kurulanlar, bentlerle kurulanlar ve tek dörtlükten oluşanlar sevgili arkadaşlar. Beyitlerle kurulanlar gazel, kaside, mesnevi, müstezat, kıta olarak karşımıza çıkmaktadır. Tek dörtlükten oluşanlar rubai ve tuyuldur. Bentlerle kurulanlar murabba, şarkı, terkiben, terciben ve muhammes, müseddes, mütessa, müsemmen gibi, muaşer gibi nazım biçimleri karşımıza çıkmaktadır. Sevgili dostlar, daha önceden Türk edebiyatında kullanılan nazım biçimlerinden açıkladığımız için sadece burada isimlerini vererek geçiyoruz. Divan edebiyatı ile ilgili bizim karşımıza çıkan bazı terimler vardır. Bu terimler nelerdir? Mesela hamze. Divan edebiyatında 5 mesnevinden oluşan eserler topluluğuna Hamse adı verilir. Türk edebiyatında ilk Hamse sahibi sanatçı Alişir Nevai'dir sevgili dostlar. Lugaz. Lugaz bir diğer şekilde bilmecedir. Divan edebiyatında şiir biçimde oluşturulan bilmecedir. Mazmun nedir peki? Mazmun, divan şiirinde birçok şairin ortaklaşa kullandığı kalıplaşmış sözdür. İmge ya da benzetmeler üzerinden yapılır sevgili arkadaşlar. Yani şairin kendi bülbüle, aşığın kendi bülbüle benzetmesi, sevgiliyi güle benzetmesi gibi kalıplaşmış, klişeleşmiş sözcüklerdir. Mecmua, divan şairlerinin seçme eserlerinin yer aldığı el yazması defterlerdir. Münşaat, divan edebiyatının değişik konularda yazılan düz yazılarda oluşan eserlerdir. Münşaat düz yazıdır. Aynı zamanda düz yazıyı yazanlara da münşi adı verilmektedir sevgili dostlar. Nazire, bir şairin başka bir şairin şiirine benzeterek aynı ölçüyle yani överek yazdığı şiirlerdi. Taklitle ve överek yazdığı şiirlerdi sevgili arkadaşlar. Ahmet Paşa nazireciliği bir meslek haline getirmiştir. Tehsil nedir?
tehsil nazirenin tam tersidir. Ciddi bir esere gülmece, mizahi yoluyla dalga geçerek nazire yazmaktır. Seci nedir? Seci divanda, düz yazıda cümlenin ortasında ve sonunda yapılan uyaktır sevgili arkadaşlar. Düz yazılarda bulunan iç uyak olarak da bilinmektedir. Surname, sünnet düğün şenlikleri gibi sevgili arkadaşlar şehzadelerin sünnet törenlerini, düğünlerini anlatan, sevinçli olayları anlatan eserler. Gazavatname, savaşta gösterilen yiğitlikleri anlatan eserlerdir. Veliahtname, ermiş kişilerin, evliyaların yaşamlarını anlatan eserlerdir. Şehrengiz, bir şehrin güzelliklerinden söz eden mazmun eserlerdir. Seferatname, Osmanlı döneminde elçilik göreviyle yabancı ülkelere gönderilen kişilerin bu görevlerin esnasında duyduklarını, gördüklerini ve yaşadıklarını yazmak suretiyle meydana getirdikleri eserlerdir. İlk bizim en önemli seferatnamemiz sevgili arkadaşlar Paris Seferatnamesi olarak bilinmektedir. O da 28. Çelebi Mehmet tarafından yazılmıştır. Tezkire, divan edebiyatında şairlerin yaşamlarında söz eden eser bugünkü biyografi karşılığı sayılabilir sevgili arkadaşlar. Türk edebiyatında ilk tezkire Alişir Nevai'nindir sevgili arkadaşlar. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire ise Zehi Bey tarafından yazılan Heşt Behişt'tir. Azade, divan şiirinde bağımsız dizelere verilen addır. Mısra-i Azade olarak da bilinmektedir sevgili arkadaşlar. Mahlas, şairlerin şiirde kullandıkları takma adlardır. Ziyer, Hazreti Muhammed'in yaşamını anlatan eserlerdir. Tegazül, kaside veya mesnevi içinde sıkıştırılan gazeldir. Divan edebiyatında şiirler işledikleri konuya da göre de adlandırılır. Mesela Tevhid, Allah'ın varlığını, birliğini anlatan eserlerdir. Münacat, Allah'a yalvarma, yakarmadır. Naat, Hazreti Muhammed'e duyulan sevgi dile getirilen şiirlerdir. Mesela Fuzuli'nin su kasidesi sevgili arkadaşlar bunlardan büyük bir örnektir. Metiye, padişahları, vezirleri gibi devlet büyüklerini övmek için yazılan şiirlerdir. Kaside biçimiyle oluşturulur. Hicviye, birini yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Sevgili arkadaşlar toplumun veya kişilerin aksayan yönlerinin divan edebiyatında eleştirilmesine hicviye denilmektedir. Hicv sanatında en ön plana çıkan kişi ise Nefi'dir, Siham-ı Kaza adlı eseriyle. Fahriye, şairin kendilerini ve sanatlarını övdüğü şiirlerdir. Fahriyeler de kaside biçiminde oluşturulur sevgili dostlar. Evet, divan edebiyatı sanatçıları. Divan edebiyatı sanatçılarını yüzyıllara göre gruplandırdık sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 40 sanatçıyı burada ele alacağız. 13. yüzyıl sanatçıları kimlerdir? Hoca Dehani, Mevlana, Ahmet Vaki, Şeyyat Hamza, Sultan Veled. Tabi burada Hoca Dehani sevgili arkadaşlar 14. yüzyılda da ele alınmaktadır. Son dönemdeki araştırmalarda daha önceden biz divanın olmadığını söylüyorduk. Ancak bazı kaynaklar divanın olduğunu da belirtmektedir. Yine Hoca Dehani işlerken de söyleyeceğiz. 14. yüzyıl sanatçıları Ahmedi, Gülşehri, Kadı Burhanettin, Nesimi, Kul Mesut, Hoca Mesut, Aşık Paşa'dır. 15. yüzyıl sanatçıları Şeyhi, Ali Şir Nevai, Ahmet Paşa, Necati Bey, Süleyman Çelebi, Mercimek Ahmet, Sinan Paşa. 16. yüzyıl sanatçıları Fuzuli, Baki, Babürşah, Bağdatlı Ruhi, Taşlıcalı Yahya, Edirneli Sehi Bey, Zati, Hayali, Seydi Ali Reis. 17. yüzyıl sanatçıları Nefi, Nabi, Katip Çelebi, Evliya Çelebi. 18. yüzyıl sanatçıları Nedim, Şeyh Galip, 28. Çelebi Mehmet, 19'da Geçicizade İzzet Mola, Yenişehirli Avni, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf gibi sanatçılardır. Sevgili dostlar, peki hocam bunların dışında sanatçı yok muydu? Mesela 17. yüzyılda sadece 4 sanatçı mı var? Hayır, 4 sanatçı yok. Sadece divan edebiyatında ön plana çıkan sanatçıları ele alıyoruz. Ve ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu sanatçılar üzerinden durduk sevgili arkadaşlar. Diğerleri daha da karmaşık bir hale getirildik. Sizin aklınızı çelmesin diye çok fazla sanatçıya yer vermiyoruz. Bizim karşımıza çıkan ve ön planda olan sanatçıları değerlendireceğiz. Hoca Dahani. Az önce de söylemiştik. Kimi kaynaklar 14. yüzyılda olduğu söylenmektedir. Sevgili arkadaşlar ancak çoğu kaynakta 13. yüzyılda ele almaktadır. Anadolu'da din dışı divan edebiyatının korucusudur. İlk defa Anadolu sahasında sevgili arkadaşlar din dışı konularda eser yazan kişidir. Ve bu yüzden de divan edebiyatının din dışı konuları ele alan sanatçı olarak kabul gördüğünden divan edebiyatını ilk sanatçısı olarak kabul edilir. Aşk, şarap, tabiat konularını işlemiştir. Oğuz Türkçesini kullanmıştır.
Günümüzde bir kaside ve 7 gazeli vardır. Sevgili arkadaşlar, bir de Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın emriyle Selçuklu Şehnamesi adlı bir 20 bin beyitten oluşan bir eser yazdığı söylenmektedir. Ancak bu eser günümüze ulaşamamıştır. Yani elimizde mevcut değildir. Mevlana Celaleddin Rumi. Büyük Türk mutasavvıflarından olan Mevlana Celaleddin Rumi, sevgi, hoşgörü çağrısı ile tüm insanlara kucak açmış mutasavvuf düşünür ve şairdir. Hocası Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra tasavvuf yoluna girmiştir. Şems-i Tebrizi aynı zamanda onun hayatına büyük bir etkide bulunan kişidir. Eserlerinde tasavvuf düşüncesini işlemiştir. Eserlerini Farsça olarak yazmıştır sevgili dostlar. Bakın bu önemlidir. Eserlerini Farsça yazmıştır. Hiçbir eserini Türkçe yazmamıştır. Sevgili dostlar, felsefesine baktığımız zaman handım, yandım, piştim şeklinde de açıklamıştır. Yine Mevlana Celaleddin Rumi, ne olursan ol, yine gel anlayışıyla, sevgi anlayışıyla, hoşgörü anlayışıyla bütün cihana namını salmıştır. 2007 yılında UNESCO tarafından Dünya Mevlana Yılı ilan edilmiştir. Eserleri nelerdir? Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat, Fi-i Mafi, Mecalis-i Seba. Mesnevi 26 bin beyitten oluşan bir eserdir sevgili arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda en büyük mesnevilerden bir tanesidir. Divan-ı Kebir, rubai ve gazellerin içinde yer aldığı büyük divan anlamına gelmektedir. Mektubat, devrin önde gelen kişilerine yazdığı mektuplardır. Fi-i Mafi, ne varsa içinde de anlamına gelmektedir. Mecalis-i Seba, sevgili arkadaşlar, 7 vaazından, Mevlana'nın 7 vaazından oluşan bir eser. Bir diğer sanatçımız, 13. yüzyıldan devam ediyoruz. Sultan Veled. Mevlana'nın oğludur. Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Ömrü boyunca Mevlevilik tarikatının kurulması için, sistemleşmesi için mücadele etmiştir. Eserlerinde babası gibi Farsça kullanmış, ancak Türkçe yazdığı şiirler de vardır. Dirizmi babası kadar derin değildir. Eserleri Divan, İftidatname, Vebatname, İntihalname ve Marif adlı eserleri karşımıza çıkmaktadır. Ahmet Baki, yaşama hakkında kesin bilgiler yoktur. Horasan'dan Konya'ya gelmiş, Mevlana'nın babası Bahattin Veled'den sevgili arkadaşlar fıkıh dersleri aldığı için Ahmet Baki ismiyle de anılmaktadır. Aldığı fıkıh derslerinden dolayı kendisine Baki denilmiştir. Eserleri Çahname, Kitab-ı Esvab-ı Mesacid-i Şerife. Ancak bizim karşımıza Çahname daha çok çıkmaktadır sevgili dostlar. Bir diğer sanatçımız Şeyyat Hamza. 13. yüzyılın son zamanlarında doğup 14. yüzyılda edebiyat dünyasında yerini almıştır. Hece ve aruz ölçüsünü kullanan sanatçılardandır. Tasavvufi konuların yanında bireysel konuları da ele almıştır. Gazel ve kasidelerindeki doğal dikkatli çeker. Eserleri en önemli eseri sevgili arkadaşlar Anadolu sahasında yazılan, ilk defa yazılan Yusuf-u Züleyha Mesnevisi'dir sevgili dostlar. Anadolu sahasında Yusuf-u Züleyha Mesnevisi'ni ilk yazan kişi kimmiş? Şeyyat Hamza'ymış. Ahmedi, 14. yüzyıl sanatçılarımıza geçiyoruz. Ahmedi, 14. yüzyılın en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Divan sahibi olan ilk şairimizdir. Sevgili arkadaşlar, divan edebiyatında divan sahibi olan ilk sanatçımızdır. Yoksa Anadolu'da divan sahibi ilk sanatçı Yunus Emre'dir. Divan sahibi olan ilk şairimizdir. Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. Eserlerinde Oğuz Türkçesinin özellikleri görülür. Tasavvufu çok iyi bilmesine rağmen bireysel konulardan bahsetmeyi tercih etmiştir. İki tane önemli mesnevisi vardır. Cemşid-i Hürşid ve İskendername. Cemşid-i Hürşid, Cemşid ve Hürşid'in aşkını anlatmaktadır. İskendername ise Makedonya kralı Büyük İskender'i anlatmaktadır. Bir de sevgili arkadaşlar divanı var. Tervihül Ervah, Mirkatül Edep adlı eserlerde karşımıza çıkmaktadır. Aşık Paşa. 14. yüzyıl sanatçılarındandır. Asıl adı Alaaddin Ali'dir. Mutasavvuf şairlerinden olup Kırşehirlidir. Selçuklu Sarayı'nda Farsça'nın konuşulduğu, Arapça ve Farsça'nın sanat dinine egemen olduğu bir dönemde Türkçe'yi savunmuştur. Hatta o dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey de Türkçe'nin kullanılması gerektiğini savunmuştur. Eserleri genel olarak didaktik özellikler gösterir. Sade bir üslup vardır. Aruz'un yanında heceyi de kullanmıştır. Eserleri Garipname, Farkname, Hikaye, Vasfahal, Kimya Risalesi adlı eserleri vardır. Ancak sevgili dostlar, Garipname en meşhur eseridir ve bizim karşımıza çıkmaktadır. Kadı Burhanettin,
14. yüzyıl sanatçılarımızdan, hükümdar şairlerdendir sevgili arkadaşlar. 18 yıl hükümdarlık yapmıştır. Azeri Türkçesi ile şiirler yazmıştır. Duygularıyla ünlüdür sevgili dostlar. Sade, anlaşılır bir üslubu var. Bir de divanı var. Nesimi, Azeri sahasının şairlerindendir. Sevgili dostlar, Nesimi'ye baktığımız zaman 7 ulu ozandan biridir Nesimi. Nesimi, hurufilik anlayışını benimsediği için Halep'te derisi yüzdürülerek öldürülmüştür. Yunus Emre ve Mevlana'dan etkilenmiştir. Divan edebiyatının Yunus Emre'si olarak da bilinmektedir. Sade bir dille şiirler yazmıştır. Türkçe divanı ve Farsça divanı vardır. Kul Mesut, 14. yüzyıl şairlerindendir. Hakkında fazla bir bilgi yoktur. Hoca Mesut ile aynı kişi olabileceğine dair görüşler vardır. Aydın Emir'in isteği üzerine Kelille ve Dimne'yi sevgili arkadaşlar, Hintli yazar Beydava'dan Kelille ve Dimne'yi ne yapmıştır? Tercüme etmiştir. Gülşehir'im, 14. yüzyıl sanatçılarımızdan asıl adının Ahmet ya da Süleyman olduğu tahmin edilmektedir. Ancak hakkında yine bunun sanatçının hakkında da kesin bilgiler yoktur. Kırşehir'e yerleşmiş, Kırşehir'den eskiden Gülşehir'i denildiğinden kendisine Gülşehir'i denilmiştir. Sultan Veled'in isteği üzerine Mevleviliği tanıtmak için Kırşehir'e yerleşmiş, aynı zamanda Mevleviliğin önemli savunucularından biridir sevgili arkadaşlar. Arapça, Farsça bilmesine rağmen eserlerinde Türkçeyi tercih etmiştir. Aşık Paşa gibi Gülşehir'i de sevgili arkadaşlar Türkçenin kullanılması gerektiğini savunmuştur. Mantıku Tayr, sevgili arkadaşlar, İranlı yazardan Feridüddin Atar'dan Mantıku Tayr adlı eseri çevirmiştir. Mantıku Tayr alegorik bir eserdir. Kuşların kurtuluş yolu üzerindeki konusunu ele almaktadır. Diğer eserleri Denetname, Aruz Risalesi adlı eserlerdir. Hoca Mesut, 14. yüzyılda Kırşehir'de yaşadığı düşünen bir şairdir. Arapça ve Farsçayı iyi bildiğinden anlaşılmaktadır. Dili sade ve anlaşılabilir. Tercümelerine kendi görüş ve düşüncelerini katarak onları genişletmiştir. Eseri Süheyl-ü Nevbahar, bir de Ferhengname-i Sadi. Sevgili dostlar, Süheyl-ü Nevbahar en önemli eseridir. 15. yüzyıl sanatçılarımıza geçiyoruz. En önemli sanatçılarımızdan biri Şeyhi'dir. Asıl adı Yusuf Sinan'dır. Yani Yusuf Sinaneddin olarak da bilinmektedir. İran'da hem tasavvuf hem de tıp eğitimi görmüştür. Şiirlerinde tasavvuf kültüründen de yararlanarak yazmıştır. Din dışı konularda eser vermiştir. Harname adlı bir eseri var. Türk edebiyatında ilk babıl örneği sayılmaktadır. Peki Harname'yi nasıl yazmıştır? Sevgili dostlar, Harname'yi yazmasının sebebi şu şekildedir. Çelebi Mehmet'in gözlerini tedavi ettikten sonra Bursa'da Tokuzlu Köyü adında bir köy kendisine tımar olarak verilmiştir. Ancak Şeyh'i tımarını almaya giderken tımarın eski sahipleri tarafından ne yapılmıştır? Soyulmuştur. Ve bunun üzerine Şeyh'i de derdini anlatmak için Harname adlı alegorik bir eser yazmıştır. Eserlerine baktığımız zaman Divan, Hüsrev-i Şirin ve tabii ki en önemli eserlerden biri olan Harname adlı eseridir. 15. yüzyıl sanatçılarımızdan Süleyman Çelebi. İmamlık yapmıştır. Bursa Ulu Camii'de imamlık yapmıştır. Söylentiye göre dönemin İran imamlarından bir tanesi, İran'da bir imam, Hazreti Muhammed hakkında şöyle söyler. Der ki Hazreti Muhammed'de diğer peygamberlerden bir farkı yoktur. Diğer peygamberler gibi o da bir peygamberdir der. İşte bunun üzerine Süleyman Çelebi Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü ve Hazreti Muhammed'e duyulan sevgiyi dile getirmek için Vesilet-i Necat, yani Mevlid olarak geçen eseri yazmıştır sevgili arkadaşlar. Türk edebiyatında Kur'an-ı Kerim dışında en çok okunan eserlerden bir tanesidir. Hazreti Muhammed'in doğumunu ve hayatını anlatan bir mesnevidir. 6 bölümden oluşur. Münacat, Allah'a yakarış bölümü. Veladet, peygamberin doğumu. Risalet, Hazreti Muhammed'in peygamber oluşu. Miraç, Hazreti Muhammed'in göğe yükselişi. Rıhlet, Hazreti Muhammed'in vefatı ve en sonunda da dua bölümünden oluşmaktadır sevgili arkadaşlar. 15. yüzyıl sanatçılarımızdan Ahmet Paşa. Ahmet Paşa kadılık ve vezirlik yapmıştır. Fatih'in gözde paşalarından bir tanesidir. Döneminde Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı olarak da bilinmektedir. Fatih tarafından idama mahkum edilmiş, bir iftiraya uğramıştır sevgili arkadaşlar. Ve bu yüzden de Fatih tarafından idama mahkum edilmiştir. Ancak o zindandayken Kerem redifli bir kaside yazmış ve idamdan kurtulmuştur. Fatih için yazdığı bir diğer kasidesi vardır.
Güneş Redifli gazetesi. Din dışı gazel ve murabbalarıyla tanınmıştır. Tarih düşünme, nazirecilik yazmada önde gelen isimlerdendir. Yani nazireciliği sevgili arkadaşlar bir meslek haline, yani bir tür haline getirmiştir. Bir de divanı vardır. Necati Bey, şair ve hattattır. Aşk konulu gazelleriyle ünlüdür. Şiirlerde sade bir dil kullanmış, atasözlerine, deyimlere ve halk söyleyişlerine yer vermiştir. Yani mahalleleşme akımının ilklerini burada Necati Bey atmıştır. Türkçe divanı vardır. Sinan Paşa. Sinan Paşa, Süslü Nesil'in en önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Babası İstanbul kadısıdır. Çok iyi eğitim almış, kadılık, sadrazamlık gibi görevlerde bulunmuştur. Divan edebiyatında nesir alanında çok önemli eserleri vardır. Süslü Nesil alanında çok başarılıdır. Özellikle Tazarname adlı eseri sevgili dostlar Süslü Nesil'in en önemli eserlerden bir tanesidir. Marifetname, Tezkiretül Evliya, Kabusname önemli eserler. Kabusname aynı zamanda sevgili dostlar şurada belirtmek istiyorum. Kabusname Mercimek Ahmet'in de eseridir sevgili arkadaşlar. Sade nesirle yazılan bir eserdir. Mercimek Ahmet de 15. yüzyıl sanatçılarımızdan bir tanesidir. Onun da Kabusname adlı eseri vardır. Alişir Nevai. Sadece Çağatay Edebiyatı'nın değil, Türk Edebiyatı'ndan da en büyük sanatçılarından bir tanesidir. Çağatay Türkçesi onun sayesinde büyük bir edebiyat dili haline gelmiştir. Hamse sahibi ilk Türk şairdir. Yine sevgili arkadaşlar, Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu göstermek için Muhakemetün Lugatin adlı eseri yazmıştır. Yine Türk Edebiyatı'nda ilk tezkireyi yazmıştır sevgili dostlar. Mecalisün Nefais adlı eseri önemlidir. Türk Edebiyatı'nda ilk tezkire Mecalisün Nefais, Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu göstermek için de Muhakemetün Lugatin adlı eseri yazmıştır. Sevgili dostlar, baktığımız zaman bizim karşımıza şu şekilde de çıkmaktadır. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu belirten kişi kimdi? Kaşgarlı Mahmut. Ne yazmıştı? Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazmıştı. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu belirten kişi kim? Alişir Nevai. Ne yazmış? Muhakemetün Lügat-ı. Bir diğer eseri Mizan-ı Nevzan. Aynı zamanda Hamse sahibi ilk Türk şairdir. Hamsesinde bulunan mesneviler hangileridir? Hayretül Ebrar, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Sebba-i Seyyare, Seddi İskender, Lisan-ı Tayr adlı eserlerdir. Hayretül Ebrar, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Sebba-i Seyyare, Seddi İskender, Lisan-ı Tayr. Lisan-ı Tayr, kuş dili, Sebba-i Seyyare, sabah rüzgarı anlamına gelmektedir. Taşlıcalı Yahya, 16. yüzyılın önemli sanatçılarından biridir. Arnavutlu asıllı Yeniçeri şairlerindendir. Hayali adlı şairle bir çekişme yaşadığı Irak seferinde sırasında Fuzuli ile tanıştığı düşünülmektedir. Mesnevileriyle tanınır, Hamse sahibidir. Sade ve temiz bir dil kullanmıştır. Mahalleleşme akımının etkisinde kalmıştır. Eserleri Divan, Şah-ı Geda, Yusuf-u Züleyha, Gence-i Raz, Kitab-ı Üsül, Gülşen-i Envar. Sevgili arkadaşlar, Şah-ı Geda, Gence-i Raz adlı mesnevileri karşımıza çıkmaktadır. Bağdatlı Ruhi, 16. yüzyılda yaşamış Azeri sahası şairlerindendir. Aynı zamanda Mevlevidir. Toplumsal konuları işleyen bir şairdir. Divan edebiyatında terki ventleriyle tanınmıştır. Üzerine 300'den fazla nazire yazılan bu yazar, terki vende en güzel nazireyi yazan kişi ise Ziya Paşa'dır. Ziya Paşa, Bağdatlı Ruhi'nin terki ventlerine nazireler yazmıştır. Bir eseri vardır, Divan. Ancak Bağdatlı Ruhi denince aklımıza ne gelecek? Terkib-i Vent gelecektir. Çünkü terkib-i Vent'leriyle tanınmıştır sevgili dostlar. Güvahi. Düz yazı türlerinin önemli sanatçılarından bir tanesidir. Didaktik yönü ağır basan asker sanatçılarındandır. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır ve Çaldıran seferlerine katılan sanatçı, sefere giderken Anadolu'da masal, fıkra, atasözü gibi anonim değerleri derleyip şiir şeklinde ortaya koymuştur. Pentname adlı öğüt veren bir eseri vardır. 2133 beyitlikten oluşan bir mesnevidir sevgili arkadaşlar. Pentname. Zati. 16. yüzyılda yaşamış, Balıkesir'de doğmuştur. İstanbul'a yerleşmiş, Beyazıt Camisi'nin kenarında kunduracılık ve ısmarlama şiirler yazmıştır. Gazel ve kasete türlerinde eser veren önemli divan şairlerimizdendir. Medrese eğitimi almadan kendini yetiştirmiş, Fuzuli ya da Baki seviyesine kendini duyurmuştur. Aynı zamanda Zati, Baki, Taşlıcalı Yahya gibi birçok sanatçının yetişmesinde de önemi vardır. Hayatı boyunca geçim sıkıntısı çekmiştir.
Öldüğünce de cenazesi şairlerin kendi aralarında topladıkları parayla kaldırabilmişlerdi. Sevgili arkadaşlar, birçok şairin yetişmesine vesile olan zati karşımıza çıkmaktadır. Hangi eserlerle? Şem-i Pervane ve Edirne Şehrengizi adlı eserleriyle karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Edirne Şehrengizi, Şem-i Pervane. Bir diğer sanatçımız Hayali. 16. yüzyıl şairlerindendir. Selanik'te doğup İstanbul'a gelmiştir. Edirne'de ise ölmüştür. Şiir ve tasavvuf eğitimi görmüş, heyecan ve hisse çok değer veren bir şairdir. Divanı vardır sevgili arkadaşlar. Hayali çok da karşımıza çıkmıyor, ancak bazı sorularda karşımıza gelebiliyor. Baki, 16. yüzyılın en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı olarak bilinir. 19 yaşındayken sevgili dostlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın gözde şairlerinden, sohbet arkadaşlarından biri olmuştur. Gazel konusunda otorite sayılır. Bireysel konularda yazmayı tercih etmiştir. Mahalleleşme akımının etkisiyle sade İstanbul Türkçesiyle şiirler yazmış bir öncü isimdir. Kanuni tarafından korunmuştur. Özellikle sevgili arkadaşlar, Kanuni'nin ölümü üzerine Terki Hüvent Mızın biçimiyle yazdığı Kanuni Mersiyesi çok da tanınmaktadır. Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi sevgili arkadaşlar önemlidir. Mesnevisi yoktur. Bakın, Baki'nin mesnevisi yoktur. Kimisi Kanuni Mersiyesini sevgili arkadaşlar mesnevimiş gibi göstermeye çalışıyor, ancak bu yanlıştır. Terki Hüvent Mızın biçimiyle yazılmıştır. Diğer eserleri Divan, Fezail-i Cihat, Fezail-i Mekke, bunlar Arapçadan tercüme edilmiştir sevgili arkadaşlar. Fezail-i Cihat ve Fezail-i Mekke Arapçadan tercüme edilmiştir. Aynı zamanda bir diğer eseri Hadis-i Erbain tercümesidir. Yine bu da tercümedir sevgili arkadaşlar. Farsçadan çevrilmiştir. Seyyid Ali Reis, 16. yüzyılın önemli denizcilerden bir tanesidir. Donanma komutanıdır. Sade ve açık bir dille eserler yazmıştır. Miratül Memalik adlı bir gezi yazısı var sevgili arkadaşlar. Miratül Memalik aynı zamanda coğrafya alanında da önemli bir eserdir. Bir de Muhit adlı coğrafya kitabı da zaten var. Sehi Bey, Anadolu sahasında ilk tezkiresini yazan kişidir sevgili arkadaşlar. Sehi Bey'in bu özelliği ön plana çıkmıştır. Anadolu'da tezkire yazan ilk sanatçıdır. Peki Türk Edebiyatı'nda tezkire yazan ilk sanatçı kimdi? Ali Şiir Nevai'di sevgili arkadaşlar. Sehi Bey'in yazdığı tezkire nedir? Heşt Beşt, 8 cennet anlamına gelmektedir. Fuzuli. Fuzuli sadece 16. yüzyılın değil, Türk Edebiyatı'nın en büyük sanatçılarından biridir. Asıl adı Mehmet'tir. Azeri Edebiyatı'nın en önemli sanatçılarındandır. Peki Fuzuli mahalasını neden kullanmıştır? Kimse kullanmaz, lüzumsuz olarak görürler diye bu mahalası seçmiştir. Aşk, ızdırap şairi olarak da bilinir. Özellikle ızdırap şairi olarak bilinir. Aşk onda platoniktir. Aşk kavuşulunca biter düşüncesidir. Yani aşk acısı çekmek daha önemlidir sevgili arkadaşlar. Aşk derdiyle hoşam, el çekil acımdan tabip, kılma derman, kim helakim zehri dermandadır adlı beyti zaten bunu göstermektedir. Divan edebiyatının en lirik şairidir. İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer demiştir sevgili arkadaşlar. O yüzden şiirlerini bilimle, ilimle yoğurmuştur. Gazel ve kasideleriyle ünlüdür. Özellikle gazelleriyle çok çok ön plana çıkmıştır. Eserleri Türkçe, Arapça ve Farsça divanı vardır. Leyla ile Mecnun, Türk Edebiyatı'nın en önemli mesnevilerinden bir tanesidir. Ve en güzelinde ki bu konuda kim yazmıştır? Tabii ki Fuzuli yazmıştır. Şikayetname, süslü nesil örneğidir. Kanuni'nin ölümünden sonra kendisine verilmeyen maaşı vesilesiyle rüşvetçiliği, sosyal haksızlıkları konu edilen bir mektuptur. Kanuni Bağdat'ı aldığında sevgili arkadaşlar Fuzuli'ye bir maaş bağlanmıştır. Ancak bu maaş verilmeyince Fuzuli şikayetini dile getirmiştir. Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. Diğer eserleri Hakikat-ü Süeda. Kerbela olayını anlatır. Bir mersiyedir sevgili arkadaşlar. Hazreti Hüseyin'in katledilişini ele almaktadır. Hadis-i Erbayt aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Fuzuli'nin Kerbela doğumlu olduğu da söylenmektedir. Hadis-i Erbain tercümesi 40 hadis tercümesidir. Risale-i Saat-ı Maraz, Saat-ı Maraz bir sağlık kitabıdır. Bengübade sevgili arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın önemli mesnevilerden biridir. Beng, afyon, bade ise sevgili arkadaşlar şaraptır. Afyonla şarabı alegorik bir şekilde karşılaştırmıştır. Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'i burada
karşılaştırmıştır. Enisul Kalp, Rindu Sahip, Sakiname adlı eserleriyle de tanınmaktadır sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Şimdiki bu videomuz bu kadar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.